Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaşlardan birinde Usame bin Zeyd La İlahe İllallah dediği halde bir adamı öldürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu duyunca Usame bin Zeyd'e kızıyor ve hella şakakte kalbehu, senin onun kalbini mi yardın diyor. Bu hadisten yola çıkarak veya buna benzer kim la ilahe illallah derse cennete girer, kim la ilahe illallah derse kanımala haram olur gibi hadislerden yola çıkarak şöyle bir itiraz getiriliyor arkadaşlar. İnsanlar la ilahe illallah dediği halde, namaz kıldığı halde, ben Müslümanım dediği halde siz nasıl tekfir edersiniz, müşrik dersiniz? Bu itiraza cevap olarak şu bilgileri bilmemiz gerekiyor. Kaide şudur arkadaşlar, bir ferdin veya bir toplumun İslam ile arasındaki engel neyse o engelin kalkmasıyla o toplum veya fert Müslüman olur. Örneğin bir toplum namazı inkar ediyorsa namazın varlığını kabul etmediği sürece Müslüman olmaz. İsterse bu toplum namazı inkar ettiği halde orucu kabul etsin, haccı kabul etsin, la ilahe illallah desin, Muhammedur Resulullah desin hiç fark etmez. Eğer bir toplum ateşperestse, ateşe tapıyorsa mecusiler gibi ateşperestlik şirkinden teberri etmediği müddetçe Müslüman olamaz. Bir toplum zekatı inkar ediyorsa, İslam'la arasında engel olan şey zekatsa, zekatın vücubiyetini kabul etmeden Müslüman olamaz. Bunun örneği Risalette şu şekildedir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de müşriklere davet ettiği zaman onlara la ilahe illallah'ı öğretti ve onları la ilahe illallah demeye davet etti. Ama onlar innehum kânû izâ qîle lehum la ilahe illallah yestekbirûn. La ilahe illallah'a davet edildikleri zaman yüz çeviriyordu. Yani Mekkeli müşriklerle İslam arasındaki engel la ilahe illallah dememeleriydi. Onlardan kim la ilahe illallah derse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den la ilahe illallah'ın manasını da ve mefhumu da öğrendiği için Müslüman kabul ediliyordu. Ancak Medine'ye gelince durum değişti. Medineliler la ilahe illallah dedikleri halde Muhammedur Resulullah'ı kabul etmiyorlardı. Bundan dolayı hemen ikinci şart getirildi. Kim la ilahe illallah der ve Muhammedur Resulullah da derse diye. Bakınız Müslüm şarihlerinden Hattabi bu hususu çok güzel izah etmiş ve demiştir ki ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar la ilahe illallah deseler de Müslüman kabul edilmez. Çünkü onların İslam ile aralarındaki engel bu kelimeyi terk etmek değildir ki. Bunun bir diğer delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çıkan yalancı peygamberlerdir. Onların topluluğu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde Müslüman kabul edilmemiştir. Çünkü onları dinden çıkaran etken başkadır. Bunun bir başka delili Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde zekat vermeyenlerdir. Zekat vermeyenler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikleri halde ve namaz kıldıkları halde bu onlardan kabul edilmemiş ve mürtet olarak öldürülmüşlerdir. İçinde yaşadığımız toplumun dinden çıkışı la ilahe illallah terk değildir. Namazı, orucu, haccı, zekatı inkar değildir. Ben Müslümanım sözünü inkar değildir ki bunları kabul etmekle Müslüman olsunlar. Bu toplumun önündeki engel iki büyük şirk yani parlamento şirki ve tasavvuf şirkidir. Kim bu iki şirkten teberri ederse biz ona Müslüman hükmünü veririz arkadaşlar. İnşallah bu konu hakkında bu bilgiler güzel bilgilerdir. Öğrenmeye gayret edin inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.